Her bir asırda kuvve-i maneviyeyi ehli imanı muhafaza etmek için, kuvve-i maneviyeyi güçlendirmek için hem dehşetli hadiselerde, büyük olaylarda, dehşetli hadiselerde yese ümitsizliğe düşmemek için hem alem-i İslamiyet'in bir silsile-i nuraniyesi olan ehli beytine, peygamber soyuna, ehli imanı manevi rapt etmek için yani peygamber soyuna müminleri bağlamak ve sevdirmek için Resulullah Mehdi'yi haber vermiş. Ahir zamanda gelen İmam Mehdi gibi her bir asırda Ali Beyt'ten bir nevi Mehdi, belki Mehdiler bulunmuş. Hatta Ali Beyt'ten mağdut olan Abbasi hülafasından Büyük Mehdi'nin çok efsafına cami bir Mehdi bulmuş. Yani siyaset aleminde de Mehdiler gelmiş diyor. Ama hiçbiri bu üç vazifeyi yapmak cihetinden ahir zaman Mehdi'si gibi olamaz diyor. Üç vazifeyi de aynı anda bir tamamiha diyor. Tam anlamı ne yapacaktır diyor İmam Mehdi. Madem Allah'ın adeti öyle cereyan ediyor, ahir zamanın en büyük fesadı zamanında şu an işte. Ahir zamanın en büyük fesadı. Irak, Suriye, her yer yerde bir. Bütün İslam alemi mahvolmuş vaziyette. Elbette en büyük bir müçtehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem Mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam olarak. Kutbu azam demek yani en büyük müceddit ve en büyük müçtehit ve en büyük mürşit, manevi mürşit olarak. Bir zat-ı nuraniyi Allah gönderecek ve o zat da Ehl-i Beyt-i Nebevi'den olacaktır. Peygamberin soyundan olacaktır. Cenab-ı Hak bir dakika zarfında beyne sema ve arz alemini bulutlara doldurup boşalttığı gibi bir saniyede denizin fırtınalarını teskin eder. Öyleyse diyor Kadir-i Zilcelal Mehdi ile de alem İslam'ın zulümatını süratle dağıtabilir ve vaat etmiş vaadini elbette yapacaktır diyor. İnşallah.